Değerli basın mensupları arkadaşlarımız, genç nesillerin erdemli ve iyi ahlak sahibi bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle Eğitimciler Birliği Sendikası Tavşanlı Temsilciliği olarak bundan tam 7 sene önce başlattığımız kitap okuma yarışması her sene büyüyerek devam etti. Bölgemizde ilk defa gerçekleşen projede o sene yaklaşık 1500 öğrencimiz sınava katılmıştı. 29 Mayıs İstanbul Fethi Haftası'nda gerçekleştirdiğimiz ödül töreni ise Mustafa Armağan'ın katılımıyla ayrıca değerlenmiş ve Fatih ve Fethi konulu bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Ertesi sene yapılan ikinci kitap okuma yarışmamız da yine büyük bir teveccühle karşılık bulmuş. Bu sefer de yaklaşık tavşanlı 2000 öğrencimiz o sene kitap okuma yarışmasına katılmıştı. Ödül törenine ise Kütahya Valimiz, dönemin valisi Sayın Şerif Yılmaz Beyefendi başta olmak üzere Kütahya milletvekillerimiz ve Kütahya'nın önde gelen protokolünde katıldığı bir şölene dönüşmüştü adeta. Ve ayrıca yine Ayfer Kafkas Hanımefendi kitap yazarlarından yazar öğrenci buluşması yapmış. Böylelikle kitap ve roman ilişkisi üzerinde de konuşma gerçekleşmişti. Tüm bu başarılı organizasyonlar sonunda kitap okuma yarışmamız tavşandan çıkmış. Önce Kütahya Şubemizin katkısıyla Kütahya İl Milliyeti Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu büyük bir Kütahya Genel Yarışması'na dönüşmüştü. Şimdi ise yine genel merkezimiz tarafından örnek gösterilen kitap okuma yarışması Bir Bilenli Bilge Nesil Projesi kapsamında ise Genç Memur Sen tarafından gerçekleştiriliyor. Yani Tavşanlı'dan 7 yıl önce yakılan kitap meşalesi şu anda tüm Türkiye'de yanmaya devam ediyor. Bu arada Kütahya Şubemiz ortaokul ve lise yarışması yaparken Tavşanlı Kadınlar Komisyonumuz da bir başka güzel şey imza atacak. İlkokul öğrencilerinin önerip 4 sene önce kitap okuma yarışması gerçekleştireceklerdi. Ve bu sene kitap okuma yarışmasının ilkokullara yönelik olanı 4.'sü gerçekleşiyor. Ve bu sefer proje ortağı 2071 Erdemli Nesiller Derneği ile birlikte ilkokul 3. ve 4. sınıflara yönelik kitap okuma yarışması gerçekleşiyor. Ancak her şeye rağmen, tüm güzelliklere rağmen biz bir güzellik daha katmaya ve bu sene kitap okuma yarışmasında bir ilki daha başlatıyor ve kitap okuma yarışmamızı tüm tavşanın halkını yönelik genişletiyoruz. Kurucu Genel Başkanımız tarafından bir Erdemliler Hareket olarak tanımlanan sendikamızın tavşanlı temsilciliği olarak medeniyetimizin yeniden ihyasında gençlerimizin doğru kitaplarla buluşmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden şehrimizde en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar herkesin okumasını istiyor ve Tavşanlı'da yeniden bir kitap hareketi başlatıyoruz. Tavşanlı'da ilk defa tüm tavşan halkını yönelik düzenlediğimiz ve slogan olarak da Tavşan Okuyor ismini koyduğumuz yarışmamız böylelikle tüm tavşan halkını yönelik ilk defa büyük katılımlı bir şekilde gerçekleşmiş olacak. Bu özel yarışmada bize maddi destek veren sponsorlarımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bu sene kitap okuma yarışmasının birincisini Umre ödülüyle ödüllendiriyoruz. Ve bu yarışmanın tüm tavşan halkına hayırlı olmasını diliyor. Umre ödül yarışmamız için tüm tavşanlıyı haydi Tavşanlı Kitap Okuyor projesine destek vermeye çağırıyoruz. Kitap okuma yarışmamızın özellikle Umre ödüllü tüm Tavşan Okuyor projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Tavşanlı halkın önerili kitap okuma yarışmamızın kitaplarını tanıtayım istiyorum size. İlk kitabımız dün vefat yıl dönümüydü biliyorsunuz Allah rahmet eylesin. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile alakalı. Yine tavşan halkını yakından tanıdığı bir yazar Vehbi Bakkasoğlu'nun Akif Dede, Asım'ın Nesli Onu Çok Seviyor kitabı. Bir diğer kitabımız camiamızın önde gelen hikaye üstadlarından birisine ait. Mustafa Kutlu ve Cumhurbaşkanlığı ödülünü de almış bir yazarımız. Onun özellikle hikayesi tam tavşanla dönelik olan aslında Beyhude Ömrüm isimli bir kitabı var. Ve son kitabımız ise aslında bizden birisine ait bir kitap. Recep Özkul hem yetimci kendisi hem de Tavşanlılı, Bursa'da yaşıyor ama özellikle de öğrencilere yönelik konferanslarıyla da tanınıyor.
ve gençlerin de çok sevdiğini bildiğim bir kitabı, Hiç isimli kitabı. Hem gençleri bir sorgulama hem de kitap okumaya özendirme ve yöneltme anlamında da çok güzel bir kitap. Üç kitabımızı tüm tavşanlı halkını okumaya ve Mayıs ayında yapacağımız yarışmada ödül törenine katılmaya bekliyoruz. Biz tüm tavşan okuyor derken, tavşan halkına yönelik derken yarışmamız aslında ortaokul, lise öğrencilerimiz, üniversiteli gençler ve elbette ki tüm tavşan halkı. Yani ilkokul harici tüm yaş grubu tavşanla okuyor yarışmasına katılabilir. Bildiğiniz üzere ilkokullara özel bir yarışmamız var. 3 ve 4'lere yönelik ayrıca kitap okumuşumuz var. Bu kitap okuma yarışması ise tüm gençlerin, öğrencilerin ve tüm tavşan halkın yöneliktir. Teşekkür ediyoruz.